Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah ve salatu ve selamu ala Rasulullah ve ala alihi ve sahbihi ecma'in 64. mektubumuza devam ediyoruz. Demiştik ki, Elem ve lezzet cismani ve ruhani olur. Ama insan ilk başlarda seyri sülüke başladığı vakitte, Ruhu bedeniyle tam bir bütünlük içerisinde olduğundan dolayı beden neden zevk alıyorsa ruh da ondan zevk alır. Beden neden sıkılıyor, darlanıyorsa ruh da ondan darlanır demiştik. Bunu şöyle bir misal vermiştik. <laughs> bir insan yaratıldığı vakitte ilk olarak İnsan nefsi nedir? Nefsi emmaredir. Emmare faal vezninden mübalağalı fail. Ziyade emreden, kötülüğü emreden demektir. Şimdi insan makamı diyelim ki faraza burada. Ama Allah-u Teala'nın çalışarak, namaz, Kur'an, zikir, Allah'la beraber olarak dersini yaparak Yavaş yavaş yükselmeye başlar. İlk başta ruhuyla bedeni birdi. Şurada en altta. Dolayısıyla bedeni neden zevk alıyorsa ruhu da ondan zevk alıyor. Neden nefret ediyorsa ruhu da ondan nefret ediyordu. Ama manen ruhu yükselmeye başlayıp efendim Mevla'ya yaklaştığı vakitte haşa Allah yukarıdadır diye bir şey anlamayın da. Manevi bir ifade. O zaman beden, ne ol, ruh ne olur? Bedenden uzaklaşmaya başlar. Nereye doğru gider demiştik? Arşa doğru. Arş, insanın ilk yaratıldığı yer neresidir? Ulemanın bir kısmına göre arşın üstüdür. Dolayısıyla <laughs> bu anlamda artık ruhu yükselmeye başlar. Bedenden uzaklaşır. Bedenden uzaklaşınca artık beden neden zevk alıyorsa... Ruh ondan zevk alıyor denmez. Beden neden sıkılıyor, darlanıyorsa ruhu ondan sıkılıyor, darlanıyor denmez. Peki ne olur? Eğer insan biraz yükselmeye başladıysa artık ruhu biraz yükse bedeninden ayrıldı Üzeri Hoca. Değil mi? Üzeri Hoca'nın ruhu devamlı bedeninden ayrıldı. Şimdi Ruhu ayrıldı. Ayrılınca ne oldu? İnsan günah işliyor. Bakıyorsun ki zevk alıyor oradan. İçki içiyor. Allah muhafaza kötü fuhşiyata gidiyor. Ondan zevk alıyor gibi gözükse de. Gülüyor etrafına. Mutluluk pozları veriyor. Ama gel gelelim içerisinde ne hissediyor? Bir boşluk hissediyor. Rahatsız oluyor o günahtan. Sabah namazına kalkamadığı vakitte rahatsız oluyor. Halbuki uyudu, bedeni istirahat etti. Bak bedenin zevk aldığı, istirahat ettiği, rahatladığı yerde ruhu rahatlamıyor. Değil mi? Şimdi mesela burada bak, çocuklar ne yapıyor? Beşik sallıyor böyle. Üzeri hoca da eşlik ediyor onlara. Şimdi bak bu beden ne oluyor? Sıkılıyor da, Darlanıyor. Rahat değil. Ama kalkıp efendim kursa gittiğinde gündüzleyin sabah namazına vermiş olduğu kalkmanın vermiş olduğu bir haz hissediyorsun. Elhamdülillah bugün bu vazifeyi yaptık diyorsun. Ama gelme sabah namazına, kılma, hatmeye katılma. Gündüzleyin böyle bir bir mahcubiyet hissediyorsun. Hissetmiyorsan kötü zaten. Namaz kılmadın kılmıyor ve bundan dolayı rahatsız olmuyorsan orada bir sıkıntı var ha. Furkan duydun mu? Namaz kılmıyorsan kazaya kalmış namazını eda etmiyorsan ki namaz kazaya kalmaz ki oldu hasbel kadar. Onu eda etmiyorsan yani kaza etmiyorsan orada bir sıkıntı var. Ve bundan rahatsız olmuyorsan çok büyük bir sıkıntı var. Adam günah işler de günahından rahatsız olur. Allah bu nefsi hoşuna gidiyor. O yüzden ne buyuruyor? La uqusimu bi yawmil kıyamah ve la uqusimu bin nefsil Levvam o da aynı bak. Faal vezinde. Ziyade kendini kötüleyen, ayıplayan, levmeden nefse yemin olsun diyor. Allah'ın hoşuna gidiyor demek ki. Sen ne biçim adamsın? Bir namaza kalkmıyorsun. Böyle gevşek gevşek duruyorsun. Sen Allah'ın huzurunda böyle yakışır mı diye kendi kendini kötülüyor. Neden? Kuvvet olsun diye. Allah Allah'ın hoşuna gidiyor ki ona yemin etmiş. Öyle bir nefse yemin etsin. Şimdi konumuz bununla alakalı demiştik. Ve ruhu ortasındayız. Ruh min hastalığından dolayı tadumu zanneder ki elemeha lezzeten. O çektiği elemi lezzet zanneder. Ve tazunnu lezzetehe elemen. Lezzetini de elem zanneder. Nasıl yani? Bakalım. Ve <laughs> misluha bu ruhun misali nedir? Mislus <laughs> safravi safra hastalığına yakalanan kişinin hastalığı gibidir. Ne yapar safra hastası? Hallemca, sen bilirsin bu işte. Bayılır mı? Bayılır mı? Sara değil, safra. Safra hastası olan kişi acı tatlı yese acı hisseder. Baklavayı ver acı der. Baklavayı. Hani adam korona olur da ağzına tat hissetmez değil. Bu acı hissediyor tam tersi. Ya. İşte diyor ruhu hasta olan da böyledir. Ruhu hasta olan kişi de artık çektiği Namaz kılar, landarlanır. Allah Allah. Baba baba. Ruhumuz hasta mı değil mi şimdi? Herkes bunun check-up'ını yapsın bakalım be. Furkan duydun mu? Herkes nesi yapacak bunu? Bir check-up'ını yapacak. Yani, ruhun hasta mı değil mi? Bakacağız. Namaz, Allah buyuruyor ki, yani berekettir, şifadır. İnsanı kötülükten alıkoyar değil mi? Bu mahiyette buyuruyor. Şimdi biz namaz kılarken darlanıyorsak ya da namaz kılmamak için bahane arıyorsak ya da namazlarken böyle sıkılıyor, öflü pöflü o zaman baklava yediğimiz halde ne yapıyoruz biz onu acı hissediyoruz demektir. Demek ki ruhumuzda bir sıkıntı var. Ruhumuzda bir sıkıntı var. Ya Tarikat dersi yapacaksın, zikir yapacaksın, Mevla ile meşgul olacaksın. Allah'ı düşünüyorsun. Ya yani düşün, alemlerin Rabbini düşünüyorsun. Ama ders bitmiyor. Tesbih gelmiyor lan. Sanki yani 100 kiloluk yük kaldırıyorsun. Çimento, Murat abi çimento torbalarını kaldırır gibi adam tespih çek. Şey kaldır babam. Kalkmıyor bir tesbih, türlü tesbih. Adam belki yani yük taşısı o kadar yorulmaz. Ama tespih çeke öyle yoruluyor, öyle yoruluyor. Allah'ın beli ağrıyor, kafası ağrıyor, o ağrıyor. Hastalıktan dolayı olanları bir şey demiyorum. Bir nefisten dolayı olanlar var. Değil mi? Orada ne var o zaman? Ruhta bir sıkıntı var. Ne yapacağız? Tövbe edeceğiz arkadaşlar. Orada bir sıkıntı var. Medrese. Resulullah Efendimiz ilim meclislerine ne buyuruyor? Cennet bahçelerinden bir bahçede. Hmm. Ravlatun miryadur cenneh. Cennet bahçesinden bir bahçedir. Sen bedese de darlanıyorsun. Lan nasıl olsa da hafta sonu gelse de şöyle bir gitsek falan filan böyle hep onun ayağıyla yatıyor kalkıyorsan. Derslerde işte ona darlanıyorum buna darlanıyorum diyorsan demek ki ruhunda bir sıkıntı var kardeş. Ya yani bir sıkıntı var. Onu izah etmek lazım. İnsan eğer bir hata eder günah işlerse ben her zaman diyorum adama bu duvarlar diken olur batar. İnsanın medreseden çıkması için sinek dahi yeter. Bunun millete şaka geliyor. Harbiden öyle. Nasıl? Çok sinek var. Rahatsız oluyorum. Cık, ben burada duramam. Böyle demeye başlar. O sinek sinin kura okumaktan, namaz kılmaktan mani olur. Ya. Allah'ım muhafaza <gülüyor> eylesin. Hay zira yecidu el hulve o tatlıyı bulur bir vasıtatı safra safra hastalığı sebebiyle mürran acı bulur. Fel fikru fi izalati hadal maraz işte bu hastalığı gidermek hususundaki fikir, düşünce nasıl ben bu hastalığı kaldırırım benden? Niye ben sıkılıyorum? Ben niye tesbih alıp Rabbimiz huzurunu zikredemiyorum? Niye ben teheccüde kalkamıyorum? Yahu bu imanım ki beni seccadeye oturtmuyorsa, bu imanım ki beni namazlara kıldırmıyorsa, bu imanım ki beni Allah'a yönlendirmiyorsa, bu imanım beni cennete nasıl koyar? Diye böyle bunu nasıl kaldırırım şeklinde düşünmek lazımın lazımdır. Kime? Dil <laughs> okalai, akıllı olan kimseye. Yani çok akıllıyız diye geçiniyorlar ya da işte televizyonda biz çok akıllıyız. Aydın, münevver insanlarız. Adam bak namaz kılıyor. Münevver. Ama belakin işte bunlar da hoca. Televole hocası diyorum ben onlara. Televole hocası. Yani. Allah muhafaza etsin. Hatta yavşahum o kadar ki o izale fikri lazımdır ki yavşahum onları kaps o kişileri kaplasın. El farahu ve surur. Sevinç ve ferahlamak fil alami vel mesaibil cismaniyeteyni. Musibetler ve elemler karşısında artık rahatlık hissetsin. Büyükler sıkıntı çekiyorlar, darlık çekiyorlar ve bunun karşısında da o kadar lezzet duyuyorlar. Ben bu işi anlatırken şu misali çok veririm. En tatlı acı hangisidir? Çiğ köfte. Değil mi? En tatlı acı çiğ köftedir. Acı mıdır? Acıdır. Ama ve lakin tatlı mıdır? Tatlıdır. Yanarsın, yandıkça yersin gelir. Yedikçe yanarsın, yedikçe yandıkça yersin. Öyle mi? Urfalılar. Öyle. Ama o acı duymak adama zevk veriyor, değil mi? İşte insan öyle bir makama gelir ki artık Allah yolunda yorulmaktan zevk alır. Zevk, işte az önce demiş olduğumuz şey. Ders çalışıyorsun. Gözlerin kapanıyor ama gayret ediyorsun. Zorluyorsun. Sıkılıyorsun ama velakin çalışıyorsun. Tesbih çekemiyorsun. Çekmek istemiyorsun ama kendini zorluyorsun. Falan derken işte öyle bir an gelir ki artık ondan zevk almaya başlarsın. Zevk almadı. O yüzden dolayı İmam Muhammed Hazretleri ne dedi? Şöyle yaparmış. Bir ders çalışır değil mi? Müştehit bakın. Şöyle yatarmış yatağını, yatağına şöyle geri atar kendini. Efendim ey padişahlar dermiş. Şu ilmin zevkini bir tatsaydınız tacı tara bırakır ilim talebesi olurdunuz. Ne zevk alıyor ilimden düşünebiliyor musun? Efendi babamız buyurmuş ki ben şu kitapları mütalaa ederken yerde miyim, gökte miyim, erkek miyim, dişi miyim, canlı mı öyle mütalaa eder, öyle ilme çalışırlarmış. Böyle sağa sola bakayım böyle memur gibi teftiş O değil. Derse çalıştım öyle çalışırlarmış. Ya. Bunu ben birisinde daha gördüm. Bir tane daha öğretmende görmüştüm yıllar evvel bir hocada. Adam ders çalışırken hiçbir şey duymuyordu. Hiçbir şey duymuyordu. O dünyada fani olmuştu. Dünyada faal olmuştu. fizikokimya profesörüydü. Adam dünyada faal olmuştu. Evine misafir geliyorlar akşamleyin. Ankara'dan. Kendisi anlattı bize. Efendim gelmişler. Gitmişler. Ertesi gün telefon açmışlar. Hocam dün akşam geldik size Ankara'dan. Yoktu. Nerede kaç saat kaçta geldiniz? İşte atıyorum saat sekizde geldik. Demiş ya kızım ben sekizde ders çalışmaya başlarım. Ders çalışırken ben bir şey duymam Bilmem dedi. O adam dünyada fani olmuştu. Ya. Eğer biz bu ilimde fani olamıyorsak çok yazık. Şiirun min ecli hâzel işi vel ma'işeti. Bu hayat ve geçim için, geçimden dolayı la bütte ayrılık yoktur, lazımdır. Min şakkil mirâ'iri merairi o sıkıntıları, acıları yarmaktan başka bir çare de yoktur ya feta ey genç delikanlı. Fe in luhiza mulahazatan jayyidatan eğer tam bir mülahaza ile düşün mülahaza edilir düşünülürse letebeyyene anlaşılır ortaya çıkar ki ennahu levlem yekunu elem alemu vel eğer şu elem acı musibet, belalar, sıkıntılar ve marazu fit dünya dünyadaki hastalıklar olmasaydı. Ben hasta olanların çoğuna soruyorum koronadan. Ben yaşadığım için soruyorum ve çok kaç kişiye sorduysam da onlar da aynı cevap verdiler. Hasta koronadan adam ama velakin diyorum ki onun orada hissettiğin huzur çok farklı değil midir? Aynen öyle hocam. Diyor hastasın, zor nefes alıyorsun ama orada elde ettiğin huzur bambaşka. Bizim İbrahim Hoca'ya sordum, aynen öyle hocam diyor. Mesela o da ağır geçirdi ama diyor hocam oradaki huzur arıyorum adeta diyor ya yani, o huzur. Bak eziyet var, sıkıntı var ama Mevla bir huzur veriyor adamın kalbine. Eğer bu hastalıklar, musibetler, elemler olmasaydı, lema tusavi Şu dünya müsavi olmayacaktı. Bir şairetin arpak tanesi kadar bir kıymeti ona dahi denk olmayacaktı. Bu musibetler ve sıkıntılar adama bu dünyayı zevki gösteriyor. Bir arkadaş var, öyle diyordu, kendisi anlatıyor. Eğer ben diyor gündüzleyin diyor sohbet talebe işte medrese şu bu koşturur yorulurum artık böyle taakkasız kalırım sam yattığımda yorulduğumu hissettiğim an o kadar büyük bir zevk alıyorum ki diyordu. Yağları versem değişmem o zevki. Ama diyor baksan gündüzün o kadar koşturmuşum sabahtan beri böyle efendim darlıklar çekmişim, zorluklar çekmişim ama eve geldim. Artık yorgunluktan bitiyorum. O anda kendim yatağa attığımda ki hissettiğim o zevki dünyalara değişmem diyor. Ya çok önemli arkadaşlar. O yorgunluktan, sıkıntıdan, Allah için yapılan o sıkıntıdan zevk alabilmek. Eğer o zevki alamazsan her şey sana zor gelir. Darlanırsın. Her şeyden. En ufak şey senin için aşılmaz bir engel olur. Aşılmaz bir engel olur. Her şey sorun olur. Aşamazsın. Bitersin. Bu çok önemli bir ahlak bakına. Eğer o zorlukları aşmak istiyorsanız o zorluklardan zevk almasını öğrenmeniz gerekir. Bu sözümü unutmayın. Zorlukları aşmak istiyorsanız o zorluklardan zevk almasını öğreneceksiniz. Zira Allah kendisi yolunda çalışanları unutmayın. Millet için, birileri için kriz olursa Allah kendisi yolunda çalışanları o krizi fırsata çevirir. Tamam. Krizi ortamda bir kriz var. Eğer sen Allah yolunda devam et, Allah se o krizi senin için fırsata çevirir. Yani sana kolaylık verir. Burada kalsın inşallah. Peki. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.